Aziz millet, COVID-19 virüsünün sağlığımız ve ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini yaşamaya devam ediyoruz. Sıkıntılarla geçen bir yılın sonunda, salgın sürecinde gelinen son noktada dünyada aşı konusunda yaşanan gelişmeler ümit verici. Ancak aşının varlığı kadar doğru biçimde uygulanması da çok önemli. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığına göre, dün nihayet ülkemize ulaşan aşıların uygulaması yakında başlayacak. İşte bu nedenle önemli gördüğümüz bazı noktaların altını çizmek, aşı planlaması konusundaki önerilerimizi hem milletimizle hem de iktidar ile paylaşmak istiyorum. Bilim insanları toplumsal bağışıklığa ulaşmak için nüfusun en az %60'ının aşılanması gerekli diyor. Virüsün daha bulaşıcı mutasyonlarının oluşması durumunda ise bu oran %80'lere ulaşıyor. Ne var ki, iktidarın açıkladığı verilere göre ilk etapta 50 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapıldığını görüyoruz. Yani kişi başına 2 doz yapılacağına göre gelecek olan aşılarla ancak 25 milyon vatandaşımızın aşılanabilmesi mümkün olacak. Gelişmiş ülkelerin altında olan bu oran maalesef ülkemiz için de yetersiz. Bu nedenle İktidarı her şeyden önce nüfusumuzu dikkate alarak acilen daha fazla aşı alımı için adım atmaya çağırıyorum. Bunun yanında sınırlı sayıda getirilen aşının milletimizin sağlığı, ülkemizin ekonomik çıkarları ve fırsat eşitliğine özen gösterilerek planlı ve adil bir şekilde uygulanması çok önemli. Tüm dünya gibi vatandaşlarımız da aşıya bir an önce ulaşmayı bekliyor. Bu çok açık bir haktır. Bu sebeple aşının dağıtımında hiçbir eşitsizliğe izin verilmemesi gerekir. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere iktidarı bu konuda hassas davranmaya davet ediyorum. Milletimizin içinde bulunduğu bu zor şartlarda aşıya sadece maddi imkanı olanın ya da adamı olanın ulaşmasına izin verirseniz derin bir insani ve toplumsal krize sebep olursunuz. Milletimizin devletine olan güveninin sarsılmasına izin vermeyin. Tedarik ve dağıtımdaki sorunlar çözülene kadar hastalığın yarattığı toplumsal maliyetleri en aza indirilecek adımları hemen atın. Ayrıca aşıya erişimi en azından sürü bağışıklığı seviyesine ulaşılana kadar mutlaka ve mutlaka ücretsiz olarak sağlayın. Aziz milletim, aşılama bugün başlasa bile bağışıklığın 28 ila 30 günde kazanıldığı göz önüne aldığımızda mevcut tedbirlerin alelacele gevşetilmemesi gerekiyor. Bağışıklık kazanım sürecinin yakından takip edilerek veriye dayalı, disiplinli ve kademeli bir geçişin şimdiden planlanması çok önemli. Salgın gibi büyük bir krizi devlet ciddiyetiyle yönetmek bunu gerektirir. Ancak bu disiplin ve ciddiyetin izlerini İktidarın uygulamalarında maalesef göremiyoruz. Mesela esnek mesai uygulamasının hala hakkıyla uygulanan bir kural haline getirilmemiş olması, salgınla mücadeledeki en önemli eksiklerden biri olarak yerinde duruyor. İktidarın memleketin birçok önemli meselesinde sergilemeyi alışkanlık haline getirdiği popülist ve sığ yaklaşımı maalesef bu konuda da görüyoruz. Başta kamudakiler olmak üzere çalışanlarımız sorumsuz idarecilerin keyfine terk edilmiş durumdalar. Oysa salgının toplumsal yükünü hafifletmek için evden çalışma ve esnek mesainin teşvik edilmesi çok önemli. İktidarı popülizmi bırakıp bu konuda acilen gerekli düzenlemeleri uygulamaya çağırıyorum. Aziz millet, salgın sürecinin en başından beri uygulanan tedbirlerin ve özellikle de sağlanan mali yardımların yetersiz kalması, AK Parti eliyle ülkemizde zaten başlı başına bir sorun haline getirilen gelir dağılımı eşitsizliğini daha da derinleştirdi. Bu durumun yansımalarını özellikle dar gelirli vatandaşlarımız en derin şekilde hissediyor. Ekmekle virüs arasında sıkıştırılan çok büyük bir nüfusumuz var ve işin aslında toplumumuzun geneli içindeki en önemli risk grubunu da onlar oluşturuyor. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın önemli bir bölümü ağırlıklı olarak evden çalışabilirliğin düşük olduğu meslek gruplarında çalışıyorlar. Yani
çalışmak için evlerinden çıkmak zorundalar. Yani çalıştıkları kalabalık iş yerlerine ya da fabrikalara ulaşmak için her gün toplu taşıma kullanmak durumundalar. Yani zor pandemi şartlarında ekonomik anlamda hayatta kalma mücadelesi veren dar gelirli ailelerimiz aynı zamanda bulaş riskine en yüksek seviyede maruz kalıyorlar. O nedenle aşı planlaması kapsamında risk grupları belirlenirken dar gelirli vatandaşlarımızın yoğun olarak ikamet ettiği bölgelerin yüksek riskli bölgeler olduğunu mutlaka hesaba katmak zorundayız. Evet, 65 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubundadır. Ama unutmayalım ki onlar salgının başından bu yana tedbirlerle en iyi korunan grubu oluşturuyorlar. Onlar için asıl risk sabah işe gidip akşam eve gelen evlatları, torunları, akrabalarıdır. Çünkü gerek kültürel yapımız, gerekse de ekonomik şartlar gereği yaşlarımızın bir bölümü çocuklarıyla birlikte önemli bir bölümü de yakınlarıyla sürekli irtibat halinde yaşıyorlar. Yüksek gelir grubundaki yaşlarımız daha korunaklı yaşama imkanı bulabiliyorlar ama düşük gelirli çalışanlarımız virüsü beraber yaşadıkları yaşlılarımıza da bulaştırma riskini taşıyorlar. İşte o nedenle bulaş zincirini kırabilmenin en önemli hamlelerinden biri işe gidip gelmek zorunda olan 19-50 yaş arasındaki dar gelirli vatandaşlarımızın öncelikli olarak aşılanmasıdır. Bu aynı zamanda yaş almışlarımızı korumanın da en önemli adımı olacaktır. Değerli vatandaşlarım, mevcut durum göze alındığında İYİ Parti olarak salgında ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kronik hastalarımız ve yaşlılarımızla birlikte düşük gelir grubunda yer alan bulaş ve bulaştırma riski yüksek olan çalışanlarımızla salgın döneminde işini kaybetmiş olan vatandaşlarımızın da aşıya erişimde öncelikli olması gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti maddi gücü olmadığı için hastalanmaya mahkum edilen vatandaşlarımızın yanında yokluğun ve yoksulluğun karşısındadır. Milletimizin sağlığıyla ilgili atılacak tüm adımları yakından takip ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Bu süreçte aşı kampanyaları ve aşılama çalışmalarında her türlü desteği vermeye hazırız. İktidarı da milletimiz ve memleketimiz için kritik öneme sahip olan bu konuya bizim önerdiğimiz çerçeveden bakıp aşılama sürecini akıl, sağduyu ve ciddiyetle planlamaya, sürecin yürütülmesinde de şeffaf, adil ve hakkaniyetli davranmaya çağırıyoruz. Her birinizi saygıyla selamlıyor, bu vesileyle yeni yılın milletimize, memleketimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun.